Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Fragewörter, wo, wohin. Yani soru kelimeleri wo, wohin. Dilerseniz dersimiz başlasın. Öncelikle wo sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Wo nerede demek? Örneğimize baktığımızda arkadaşlar, wo wohnst du? Wohnen arkadaşlar oturmak, ikamet anlamında kullanılıyor. Nerede oturuyorsun sen demeyiz değil mi? Güzel Türkçe'de ne deriz? Nerede oturuyorsun deriz. Ancak Almanca'da du, yani buradaki bu özneleri mutlaka ama mutlaka cümlenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Ki bu cümlede de durum böyle. Wo wohnst du? Demek ki nerede ikamet ediyorsun sen şeklinde birebir çevrilmiş oluyor. Demek ki wo wohnst du? Nerede oturuyorsun anlamındaymış. Fark ettiyseniz burada wohnen du'ya göre ne olmuş? Çekimlenmiş. Cevabımıza baktığımızda söz gelimi ben Berlin'de ikamet ediyorum diyecek olursak ich wohne in Berlin dememiz gerekiyor. Demek ki bakın burada ich wohne, wohnen'i çekimlerken ne yapıyorduk? Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen diye hatırlayacak olursak çekimlemiştik, öyle değil mi? Bunları ayrıntılı olarak düzenli fiillerde görmüştük. Bir de bunların düzensiz fiilleri vardı ki bunları da ayrıntılı olarak görmüştük, öyle değil mi? Bunları zaten sonraki ders videolarımızda da pekiştiriyor olacağımız gibi öncesinde de temelini atmıştık. Dediğim gibi sonraki derslerimizde bunlar mutlaka ama mutlaka pekişiyor olacak. Şimdi bu örneğe baktığımızda ben Berlin'de oturuyorum, ben Berlin'de ikamet ediyorum derken ich wohne in Berlin dememiz gerekiyormuş. Demek ki in Berlin, Berlin'de şeklinde yorumlanıyor. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Wo arbeitest du? Arbeiten, evet arbeiten neydi arkadaşlar? Belki de Almanların en sevdiği eylemlerden biri çalışmak demek arkadaşlar. Wo, nerede çalışıyorsun sen, değil mi? Nerede çalışıyorsun sorusunun demek ki Almanca karşılığı wo arbeitest du? Sen nerede çalışıyorsun, değil mi? Bakın burada arbeiten eylemine baktığımızda arkadaşlar burada kaynaştırma e'nin olduğunu fark etmişsinizdir. Çünkü arbeitest diyemeyeceğimiz için arbeitest şeklinde bakın burada kaynaştırma e harfini ne yapıyorum? Hemen ardından koymuş oluyorum. Dolayısıyla sen nerede çalışıyorsun derken wo arbeitest du sorusunun yanıtını söz gelimi Münih'te şeklinde yorumlayacak olursak, ben Münih'te çalışıyorum diyecek olursak in München demek ki Münih'te demekmiş. In München, Münih'te. Ben Münih'te çalışıyorum derken çekimlenmiş olarak arbeiten'i görüyoruz. Ich arbeite, öyle değil mi? Ich arbeite in München. Ben çalışıyorum Münih'te, değil mi? Ich arbeite in München. Bakın buradaki önemli olan şey şu arkadaşlar. Bütün cümlelerde, aklınıza gelen her cümle içinde diyebiliriz tabii modal fiilleri saymazsak. Olağan bir cümle ise, normal bir cümle ise mutlaka eylemim kaçıncı pozisyonda? İkinci pozisyonda olması gerekiyor. Diğer öğelerle dilediğim gibi oynayabiliyorum. Bunu başa getirebiliyorum. In München arbeite ich şeklinde de olabilirdi. Kulağa biraz belki devrik gelebilir ama bu da gene doğru bir cümle olurdu arkadaşlar. Ancak her halükarda ben eylemimi ne yapıyorum? İkinci pozisyonda korumam gerekiyor arkadaşlar. Demek ki ich arbeite in München neymiş? Ben Münih'te çalışıyorum demekmiş. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Wo frühstückst du? Evet, frühstücken bu bir eylem arkadaşlar. Kahvaltı yapmak. Bakın bunun da Almanca'da eylemsel karşılığı frühstücken. Kahvaltı yapmak demekmiş. Frühstücken. Şimdi nerede kahvaltı yapıyorsun, değil mi? Derken wo frühstückst du sorusunu sormam gerekiyor. Demek ki frühstücken eylemi du'da ne olmuş? Du frühstückst şeklinde, değil mi? Ne yapıyoruz? Çekimliyoruz. İş için çekimlerken ich frühstücke şeklinde çekimlenmiş oluyor. Bu da gene
olağan fiillerden arkadaşlar. Yani düzenli giden, düzenli çekimlenen fiillerden. Wo frühstückst du? Demek ki nerede kahvaltı yapıyorsun? Bakın burada zu Hause görüyoruz arkadaşlar. Bu kalıp zu Hause evde demek. Eminim ki şu soruyu sorabilirsiniz, soruyorsunuzdur. Zu Hause yerine niye in olmadı? Başka bir edat olmadı da zu oldu. Bunları arkadaşlar ayrıntılı şekilde zaten sonraki seviyelerde, sonraki derslerde ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Ancak şimdilik arkadaşlar bizim konsantre olmamız, yoğunlaşmamız gereken nokta wo sorusu. Bunu kalıp olarak görmemizde fayda var. Zu Hause evde demek. Yani bunun haricinde zu'nun yerine başka bir şey gelmiyor. Yani neden in gelmedi, neden bei gelmedi gibi sorularınız mutlaka vardır. Ancak bunu şimdilik bir kalıp olarak görmekte fayda var. Zu Hause'yi ne diye anlamamız gerekiyor? Evde şeklinde anlamamız gerekiyor. Ben evde kahvaltı yaparım ya da yapıyorum derken ich frühstücke zu Hause şeklinde ne yapıyormuşum? Almanca yorumlamış oluyormuşum değil mi? Ben evde kahvaltı yaparım, yapıyorum. Ich frühstücke zu Hause. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite in München. Ich arbeite in München. Wo frühstückst du? Wo frühstückst du? Ich frühstücke zu Hause. Ich frühstücke zu Hause. Sonraki örneğimizde devam edelim arkadaşlar. Wo lernst du? Lernen arkadaşlar öğrenmek demek. Wo lernst du? Yani nerede öğreniyorsun? Ya da güzel Türkçe'de ne deriz? Nerede ders çalışıyorsun gibi de yorumlanabilir bu soru cümlesi, öyle değil mi? Wo lernst du? Cümlesi. Soru cümlesi daha doğrusu. Şimdi cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Die Bibliothek görüyoruz. Die Bibliothek arkadaşlar kütüphane demek. Şimdi cümleye baktığımızda ich lerne in der Bibliothek. Evet. Kütüphanede ders çalışıyorum. Şimdi haklı olarak şu soruyu sorabilirsiniz. In der Bibliothek. Hocam neden die in der Bibliothek şeklinde yorumlandı? Bunlar datif konusunda görmüştük arkadaşlar. Ne oluyordu? Die dere dönüşmüş oluyordu değil mi? Dolayısıyla kütüphanede derken in der Bibliothek demiş oluyoruz. Dolayısıyla bunu bir kalıp olarak gördüğümüzde kütüphane nin içinde değil mi? Kütüphanede derken in der Bibliothek dememiz gerekiyor. Dolayısıyla burayı toparladığımızda ben kütüphanede ders çalışıyorum. Ich lerne in der Bibliothek cevabı yani buymuş değil mi? Bu sorunun cevabı kütüphanede ders çalışıyorum demekmiş. Ich lerne in der Bibliothek. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Wo trinkst du kafe? Evet, trinken neydi arkadaşlar? İçmek demekti. Kafe, bu da kahve demek, öyle değil mi? Dolayısıyla nerede kahve içersin ya da nerede kahve içiyorsun? Bakın burada Almanca'da arkadaşlar şimdiki zaman yani yor şeklinde deriz ya, içiyorum ya da içerim geniş zamanda da aynı şekilde yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla wo trinkst du? Nerede içiyorsun şimdi ya da nerede içersin geniş zaman olarak düşünülebilir. Dolayısıyla wo trinkst du kafe, nerede kahve içersin diyelim isterseniz. Cevaba baktığımızda ich trinke kaffee in der Konditorei. Bakın tıpkı yukarıda olduğu gibi die Bibliothek, burada da die Konditorei. Die Konditorei örneğini görüyoruz. Bu arkadaşlar pastane şeklinde yorumlanabilir. Almanya'da arkadaşlar die Konditorei'den kasıt işte kahve içilen yer, yanında işte pasta yiyebileceğiniz yer, işte kafe, restoran şeklinde yorumlanan yerler için kullanılıyor. Ama daha çok pasta kahve şeklinde düşünülebilir bu konsept. Die Konditorei. Dolayısıyla ben kahve değil mi? Nerede içerim? Pastane diyelim arzu ederseniz. Pastanede kahve içerim derken ich trinke Kaffee in der
Konditorei demem gerekiyormuş. Sonraki örneğe bakalım dilerseniz arkadaşlar. Wo kochst du Spinat? Evet, kochen neydi arkadaşlar? Pişirmek demekti. Spinat, bu da ıspanak demek. Spinat demek ki ıspanak demekmiş. Kochen de pişirmek demekmiş. Nerede ıspanak pişirirsin sorusuna baktığımızda arkadaşlar. mutfakta diyeceğim değil mi? Mutfakta. Die Küche arkadaşlar mutfak demek. Şimdi ben ıspanağı mutfakta pişiririm. Ne olacak o zaman? Ich koche Spinat in der Küche. Değil mi? Bakın burada die örneklerinden yola çıktık. Bakın değişimler, dönüşümler daha Türkçesi. Die ne oluyordu? Sürekli dere dönüşüyordu öyle değil mi? Der ve das ne oluyordu? Deme dönüşüyordu. Bunları zaten ayrıntılı şekilde datiflikte gördük. Gene altını çizmekte fayda var. Bunlarla ilgili sıkıntılar yaşıyorsak arkadaşlar mutlaka datif konusuna bakalım. Hatta daha da iyisi arkadaşlar bütün bu ders videolarının üstünden geçelim ki daha iyi otursun. Çünkü çoğu zaman insan hani bildiğini sandığı şeylerde bilmediğini fark edebiliyor. Dolayısıyla üstünden geçmekte o kadar önemli, o kadar değerli ki dolayısıyla bunu ihmal etmeyelim arkadaşlar. Dolayısıyla şurayı bir tekrarlayalım isterseniz. Wo kochst du Spinat? Nerede ıspanak pişirirsin derken ıspanağı mutfakta pişiririm dediğimde demek ki ich koche Spinat in der Küche demem gerekiyor. Dilerseniz bunları arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wo lernst du? Ich lerne in der Bibliothek. Ich lerne in der Bibliothek. Wo trinkst du Kaffee? Ich trinke Kaffee in der Konditorei. Ich trinke Kaffee in der Konditorei. Wo kochst du Spinat? Ich koche Spinat in der Küche. Ich koche Spinat in der Küche. Şimdi wohin soru kelimesini görelim arkadaşlar. Wohin nereye anlamına geliyor. Wohin gehst du sorusuna baktığımızda arkadaşlar. Gehen neydi? Gitmek demekti. Dolayısıyla nereye gidiyorsun derken wohin gehst du sorusunu soruyoruz değil mi? Ich gehe in die Schule. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar die Schule neydi? Okul demekti. Ich gehe in die Schule. Okula gidiyorum. Bakın altında da ich gehe zur Schule cümlesini görüyoruz. Burada da gene die Schule, bu da die Schule. Arasındaki fark ne? Arada fark yok arkadaşlar. Bakın ben dilersem ich gehe in die Schule derim. Ya da ich gehe zur Schule derim. Hiçbir fark yok. Ancak şöyle bir fark var arkadaşlar. In akusatiflik gerektirdiği için ki bunu ayrıntılı şekilde görmüştük. In die'de herhangi bir dönüşüm olmadığından in die şeklinde yorumlanıyor. Okula gidiyorum. Ich gehe zu. Bakın burada da datiflik olduğundan die ne oluyordu? Dere dönüşüyordu. Dolayısıyla zur Schule olmuş oluyordu. Bunu dediğim gibi kalıp olarak gördüğümüzde fayda sağlayacağız arkadaşlar. Sorgulamadan bu neden böyle diye neden sorusunu o kadar sıklıkla görüyorum ki yorumlarda arkadaşlar. Yabancı dilde maalesef neden sorusu yok arkadaşlar. Bunu bu şekilde almamız gerekiyor. Çünkü Almanca dil dinamiğinde böyle bir yapı var. Bunun neden sorusunu pek soramıyoruz maalesef. Dolayısıyla bilmem gereken şey şu. Ich gehe in die Schule ya da ich gehe zur Schule. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Bu ne demek? Ben okula gidiyorum. Dilerseniz indiği kullanırsınız. Dilerseniz zu şeklini kullanırsınız. Tabii bu ne için geçerli? Die artikelli durum için. Yani buradaki die Schule için geçerli. Wohin fährst du? Wohin fahren? Hatırlayacak olursak arkadaşlar neydi? Sürmek demekti. Fahren aynı zamanda düzensiz bir fiil. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Ich fahre, tıpkı burada olduğu gibi. Du fährst, er, sie, es fährt. Ve ondan sonrakiler de değil mi? Olağan şekilde çekimleniyordu. Wir fahren, ihr fahrt,
sie fahren, değil mi? Ve bunlar ne kapsamdaydı arkadaşlar? Düzensiz fiiller kapsamındaydı. Fahren'e baktığımızda arkadaşlar kara taşıtları için geçerliydi ve ben araba kullanabileceğim gibi, değil mi? Bisiklet, motosiklet, herhangi bir kara aracı, ancak aynı zamanda söz gelimi trene biniyorsam yolcu olarak ya da işte tramvay olabilir, metro olabilir. Bunlar da yani hepsi kara taşıtı olduğu için ne yapıyorum? Fahren eylemini kullanabiliyorum. Yani ben o aracın şoförü olabileceğim gibi yolcusu da olabiliyorum. Her halükarda ne yapıyorum? Fahren eylemini kullanıyorum. Şimdi buraya baktığımızda wohin fährst du? Nereye gidiyorsun? Ancak neyle gidiyorsun? Bir kara aracıyla, değil mi? Uçarak değil de bir kara aracıyla, bir taşıtla gidiyorum. Dolayısıyla wohin fährst du sorusunun yanıtına bir bakalım. Ich fahre nach Köln. Evet. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Ich fahre nach Köln. Köln şehrine gidiyorum. Bakın burada Köln'e gidiyorum derken nach Köln demem gerekiyor. Ich fahre nach Köln. Köln'e gidiyorum. Sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar gene fahren eylemini görüyoruz. Ancak burada bu sefer wir, yani biz, değil mi? Nereye gidiyoruz deriz, değil mi güzel Türkçe'de? Wohin fahren wir? Nereye gidiyoruz? Wir fahren zum Supermarkt. Evet, wir fahren nereye gidiyoruz? Zum Supermarkt. Bakın burada arkadaşlar der Supermarkt zu ile birleşmiş. Bakın az önce ne demiştik? Zur Schule demiştik. Neden dolayı? Die ne oluyordu datiflikte? Dere dönüşüyordu. Zur Schule şeklinde yorumlanıyordu. Bakın burada da durum ne? Der datiflikten hatırlayalım. Bunları ayrıntılı şekilde datifte görmüştük. Ne oluyordu? Der, hatta das, değil mi? Deyime dönüşüyordu. Zu ile birleştirdiğimde ne olacak? Zum olacak, değil mi? Dolayısıyla zum Supermarkt, süpermarkete. Ve toparladığımda bu cümleyi wir fahren zum Supermarkt, süpermarkete gidiyoruz, değil mi? Çoğu zaman şu soruyla karşılaşabiliyorum arkadaşlar yorumlara da baktığımda. İşte nerede zum kullanılıyor, nerede zur kullanılıyor, in die, nach. Bunların hepsi zaman içerisinde arkadaşlar, hiç telaşlanmaya gerek yok. Zaman içerisinde onu öyle bir kavruyor olacaksınız ki Almancanın dinamini öyle bir kavrayacaksınız ki neyin, hangi edatın, hangi ismin önüne geldiğini o kadar kolaylıkla kavrayacaksınız ki bu dersimizde asıl bizim odaklanmamız gereken konu aslında wo ve wohin soruları. Dolayısıyla emin olun bunlar o kadar sıklıkla karşımıza çıkacak ki bunları artık hafızamızda yer ediniyor olacak ve kolaylıkla öğreniyor, biliyor olacağız. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Wohin fährst du? Wohin fährst du? Ich fahre nach Köln. Ich fahre nach Köln. Wohin fahren wir? Wohin fahren wir? Wir fahren zum Supermarkt. Wir fahren zum Supermarkt. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Wohin geht Sabine? Sabine bir kadın ismi arkadaşlar. Sabine nereye gidiyor? Cevaba bakıyoruz arkadaşlar. Cevapta die Apotheke'yi görüyoruz. Die Apotheke arkadaşlar eczane demek. Eczaneye diyecek olursak in die Apotheke diyeceğiz. Dolayısıyla Sabine eczaneye gidiyor derken Sabine geht in die Apotheke demem gerekiyor. Demek ki wohin geht Sabine? Sabine nereye gidiyor? Sabine eczaneye gidiyor derken Sabine geht in die Apotheke dememiz gerekiyormuş. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Wohin gehen die Kinder? Die Kinder çocuklar demek arkadaşlar. Wohin gehen, bakın burada tekil olarak geht Sabine iken bakın burada üçüncü çoğul, öyle değil mi? Hatırlayalım. Ich gehe, du gehst, sie, es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen diyorduk, öyle değil mi? Bakın bu noktada da die Kinder sie çoğul, değil mi? Üçüncü çoğul kapsamında olduğundan dolayı ne olacak?
Wohin gehen die Kinder şeklinde sorulduğunda demek ki die Kinder şeklinde değil mi? Üçüncü çoğula göre yorumlanacak ki o da gene mastarda kalmış oluyor. Cevaba baktığımızda arkadaşlar ins Kino, das Kino neydi? Sinema demekti. Sinemaya gidiyorlar derken, çocuklar sinemaya gidiyorlar derken ya da çocuklar sinemaya gider değil mi? Çünkü Almanca'da şöyle bir durum var. Bu geniş zaman olabileceği gibi şimdiki zamanda olabiliyor değil mi? Die Kinder gehen ins Kino, çocuklar sinemaya gidiyor ya da sinemaya gidiyorlar derken Die Kinder gehen ins Kino demem gerekiyor. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Sonraki örneğimiz ne diyor? Wohin gehen die Frauen? Evet, die Frau neydi? Kadın demekti. Kadınlar derken ne yapıyorduk? Die Frauen demiş oluyorduk. Çoğullar konusunu hatırlayacak olursanız arkadaşlar, tek başına değil mi? Es gelmiyordu. Aynı şekilde kalabiliyordu. Ene gelebiliyordu. E gelebiliyordu değil mi? O kadar karışık karışık demeyelim. Çünkü Almanca kolay. Karışık derken şöyle, o kadar farklı yapıda çoğullar var ki değil mi? Sonlandırıcılar. Çünkü S olabiliyor, E olabiliyor. Aynı şekilde kalabiliyor. Ama tek bir farkla bütün artikeller ne oluyordu? İster der, ister die, ister das. Ne oluyordu çoğulda? Her zaman die artikelini alıyordu değil mi? Burada demek ki kadınlar diyecek olursak die Frauen dememiz gerekiyordu ve çoğullar hangi renkte arkadaşlar? Die Frauen şeklinde ne rengi kullanıyorduk hatırlayalım. Sarıydı değil mi? Çünkü der için mavi, die tekillerde kırmızı, das için yeşil, çoğullarda da die ne oluyordu? Die oluyordu değil mi? Yani sarı olmuş oluyordu. Bunları da mutlaka defterlere geçirirken mümkün mertebe ilgili renklerle kodlandırırsak arkadaşlar çok daha iyi bir şekilde bunu ne yapmış oluruz? Görsel hafızayı da işin içerisine katmış oluruz. Şimdi burada demek ki soru cümlemizde Wohin gehen die Frauen? Kadınlar nereye gidiyorlar derken die Frauen gehen in den Laden. Der Laden arkadaşlar dükkan demek. Dolayısıyla in den Laden, bakın burada akusatif durum söz konusu değil mi? Wohin ne yapıyor burada? Nereye değil mi? Nereye gidiyorlar? In den Laden, dükkana gidiyorlar derken akusatiflik söz konusu olduğundan der den'e dönüşüyordu değil mi? Bunu görmüştük. Mutlaka bu ilgili ders videosunu, bunları hatırlatıyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar önemli ki mutlaka onunla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videosunu, ki bu durumda akusatif konusunu mutlaka izlesin o ilgili arkadaşlar. Die Frauen gehen in den Laden, kadınlar dükkana gidiyorlar demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wohin geht Sabine? Wohin geht Sabine? Sabine geht in die Apotheke. Sabine geht in die Apotheke. Wohin gehen die Kinder? Wohin gehen die Kinder? Die Kinder gehen ins Kino. Die Kinder gehen ins Kino. Wohin gehen die Frauen? Wohin gehen die Frauen? Die Frauen gehen in den Laden. Die Frauen gehen in den Laden. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde wo ve wohin soru kelimelerini görmüş olduk. Bu ders burada bitti mi? Tabii ki bitmedi arkadaşlar. Bu ders konularını zaten tabii diğer videolar için de geçerli görüyor olacağız. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.